Remi senin kaçırdığını söylediler. Doğru mu? Sen mi yaptın? Kendimi bildim bileli. Hep sen varsın hayatımda. Benim için hep başka bir yerin vardı. Hayrandım sana. Rahmetli babamdan. Validemden bile çok severdim seni. Hürrem nerede? En çok da vicdanını severdim seni. Bir karıncayı bile incitmekten imtina eden vicdanına, adaletine hayrandım. Her şeye rağmen bir ağaç gibi sağlam ve güçlü oluşuna. Söyle Hatice, ne yaptın ona? Aşka her daim hürmetin vardı. Bu yüzden herkes karşı çıkarken İbrahim'le evlenmeme izin verdin. Sadece bu yüzden bile minnettarım sana. Lakin Hürrem geldi. Bitirdi masalı. Her şeyi değiştirdi. Seni değiştirdi. Benim vicdanlı, adaletli, sevgi dolu abimi aldı elimden. Gözün ondan başka hiçbir şey görmez oldu. Ne validem, ne ben, ne İbrahim, ne Mustafa. Hiçbirimiz ondan daha kıymetli değildik. Olamazdık. Validem bu acıyla gitti. Sonra İbrahim. O gece ne hissetti acaba? Cellatlar uykusunu bölüp ipi boynuna geçirdiklerinde ne hissetti hiç düşündün mü? Ya sen? Sen ne hissettin abi? Yanı başındaki odada uyurken sen ne hissettin? Sen ne hissettiysen onu. Neredeler? Daha dün yanıma geldin. Acılarımı paylaştığını söyledin. Tekrardan kardeşim olmak istedin. Ben sana inandım. Erkin sen? Bu bir ödeşmeydi abi. Sustum. Söylemedim. Asla da söylemeyecektim. Zira acı çekmeni istedim. Benim gibi ağır ağır yanmanı istedim. İstediğini aldın. Şimdi söyle Hürrem'e ne oldu? Bunu benden başka hiç kimse bilmiyor. Bu yüzden asla öğrenemeyeceksin. Ne yaptın sen? Hatice! Hatırlıyor musun? Hatice. Zamanla geçecek. Unutacaksın. İyileşeceksin. Zaman geçti abi. Hem de çok. Ama ben unutamadım. Hatice. İyileşemedim. Emin ol sen de yapamayacaksın. Hürrem'in bir mezarı bile olmayacak. İbrahim gibi. Hatice.